Yıl 1977 Eylül ayı. Bütün hikaye burada başlıyor aslında. Hawaii'nin küçük adalarından bir tanesi olan Ohio adasında yapılmakta olan Premier koşu yarışlarının ödül töreninde koşucular mı daha fit yoksa yüzücüler mi daha fit konusunda bir tartışma başlamıştı. Bu tartışmaya kulak misafiri olan John Collins ister istemez tartışmaya giriyor ve diyor ki Sport Illustrated dergisinde okuduğum bir makaleye göre Eddie Merckx'te yapılan VO2 Max ölçüm testleri tarihte alınan en iyi değerler ve bu değerlere göre bisikletçiler en fit sporculardır. Fakat John Collins içten içe bu tartışmaya bir son vermek istiyordu ve koşucular mı, yüzücüler mi, bisikletçiler mi, kim daha fit aslında bunu ortaya çıkartmak istiyordu. John ve eşi Judy Collins 1974 ve 1975 senelerinde Kaliforniya'da yapılan triatlon yarışlarına katılmışlardı ve üçlü format olan yüzme, ardından bisiklet ve ardından koşu formatında yarışmaya aşinalardı. Akıllarını bir anda acaba dediler bu yarışı burada yapabilir miyiz? Hali hazırda o bölgede yapılmakta olan 3 tane büyük organizasyon vardı. Bu 3 büyük organizasyon Honolulu Maratonu 26.2 mil, Waikiki yüzme yarışları ve Around the Ohio bisiklet yarışlarıydı. Bisiklet yarışları 2 etaptan oluşan ve toplam 185 kilometreden oluşan bisiklet yarışı ve 2 günde yapılıyordu. John Collins bir hesaplama yaparak yüzme startının ve finishin olduğu bölgeye transition alanını yerleştirip bisiklet etabının 2 etabın birleştirerek tek bir etaba indirilerek 180 kilometreye denk getirilirse eğer aynı yerde biteceğini hesaplayarak ardından da koşu yarışını denk getirerek bir triatlon yarışı planladı. İlk yarış için 3 sayfalık bir el yazısıyla yarış kitapçı hazırladılar. Bu kitapçının ilk 2 sayfasında kurallar, yapılacak olanlar, son sayfasında ise şöyle bir cümle yer alıyordu. 2.4 mil 100, 112 mil 1000, 26.2 mil koş ve ömür boyunca öğün. Eski bir atlet olan John Collins bu yarış için hazırlanırken gördüğü yorucu antrenman ve zorlayıcı antrenmanlardan sonra sporcularına şöyle bir cümle kullanmıştır. Kim ki bu yarışı bitirecek, biz ona bundan sonra demin adam diyeceğiz. İlk yarış 18 Şubat 1978 tarihinde yapılır. Yapılan ilk yarışta sporculara herhangi bir istasyon, su istasyonu kurulmaz. Her sporcunun kendi yanında destek ekibini getirmesi gerekmektedir. Ve onların su ihtiyaçlarını, yiyecek ihtiyaçlarını ve yarış sırasındaki moral motivasyon desteklerini yanlarında getirmiş oldukları destek ekibi sağlaması gerekmektedir. Yarış cumartesi günü 15 sporcu ile başlar. 12 tane sporcu ise yarışı bitirebilir. Amerikan Deniz Komandosu İletişim Subayı Gordon Heller ilk yarışı 11 saat 46 dakika 58 saniye ile kazanır. Ardından gelen John Dunban ise yüzme ve bisiklet etaplarından birinci inmesine rağmen hatta yaklaşık olarak 15 dakikalık bir avantaja sahip olmasına rağmen koşu etabında suyunun bitmesinden kaynaklı olarak destek ekibinin kendisine vermiş olduğu birayı içer ve yaşamış olduğu performans kaybıyla yarışmayı ikinci bitirmek zorunda kalır. Ertesi sene yarışa 50 kişi başvurur. Fakat hava şartlarından kaynaklı yarış bir gün ertelenir. Ertelendiği için yarışa sadece 15 kişi başlar tekrar. Yarışı 6. bitiren bir kadın sporcu Lane Lemaire'dir. Lane Lemaire tarihte Ironman'i bitiren kadın triatlet olarak geçer. Collins bu eventi büyütmek ister ve bu yüzden de etrafında acaba başka yarışlarda olsun mu diyerek bir relay organizasyon planlar. Ama şansına o tarihlerde o bölgede bir golf organizasyonunda yer alan Barry McDermott yarışı izler ve çok hoşuna gider. Sport Illustrated dergisindeki köşesinde Ironman organizasyonuna yer verir. Ertesi sene bu organizasyona katılmak için 100'den fazla sporcu Collins ile kontağa geçer. Collins 1979 senesinde artık bu organizasyonla uğraşmak istemez. O bölgede bulunan Nautilus Fitness Kulübü yarışının organizasyonunu üstlenir ve tesislerini büyüterek burada sporcularının kalmasını, yemesini, içmesini ve daha büyük kitlelere hitap etmesini hedefler. Belli bir süre sonra organizasyonu alan fitness kulübünün sahibi olan çift boşanır ve çiftlerden Valeria Silk Ironman'in haklarını alır. Valeria Silk ilk iş olarak yarışı Büyük Ada yani Hawaii Adası'na alır. Hawaii Adası'nda yapılan yarış bizim şu anda bildiğimiz yarış. 1982 senesinde organizasyonu Şubat ayından Ekim ayına çeker. Yani 1982 senesinde 2 tane Ironman konu yapılmıştır. Gelelim günümüze. Ironman Dünya Şampiyonası'nda yarışmak neredeyse uzun mesafe triatlon yapan her triatletin hayalidir. Her sene yapılan 40'tan fazla Ironman organizasyonuna 120 binden fazla triatlet girer ve Ironman Dünya Şampiyonası'na kualif olmak için yarışır. Bu 120 bin kişiden
sadece 2500 kişinin Kona'da yarışacağını ve bunlardan sadece 1500 ila 1700 tanesinin slot aldığını varsayarsak, neredeyse her katılan kişinin slot alma şansı %1 ila %2 arasında değişmektedir. İlk yapıldığı 1978 senesinden beri Kona kesintisiz olarak yapılır. Ta ki bu seneye kadar. 2020 senesinde pandemi ile beraber Kona ertelenmiş ve 2021 senesine alınmıştır. Şimdi kısaca size Kona nasıl kuaf olunur bunu anlatacağım, taktikleri anlatacağım ve pandemi ile beraber neler değişecek onu anlatacağım. Her sene Kona takvimi, yani yabancı adıyla Kona Window denen bir takvim aralığı vardır. Kona'ya ilk slot veren yarış ile başlar ve Kona'ya son slot veren yarış ile biter. Yani bizim yılımız nasıl 1 Ocak'tan başlayıp 31 Aralık'ta bitiyorsa, Kona takvimi de bir tarihten başlayıp bir tarihte bitiyor. 2020 Kona için yarış takvimi 2019 Ironman Vichy ile başlayacaktı ve 2020 Ironman Vichy öncesinde bitecekti. Sonrasında Ironman Dünya Şampiyonası, yani Kona, 10 Ekim 2020 tarihinde slot alan sporcularla beraber yapılacaktı. Şimdi ise bu tarih Ironman yetkilileri tarafından 6 Şubat 2021 tarihine ertelendi. İlk Ironman yarışının 1978 senesinde Şubat ayında yapıldığını aslında varsayarsak, Ironman'in kendi öz tarihine döndüğünü söyleyebiliriz. Peki, ertelenen bu yarışla beraber neler değişti? Öncelikle ertelenen tüm yarışlar Ağustos sonrası Eylül ve Ekim ayına sıkıştı. Pandemi sonrasında seyahat yasakları kalktıktan sonra, eğer ki ertelenen yarışlar tarihlerinde yapılabilirse, özellikle Eylül ayında Şubat ayında yapılacak olan Ironman Dünya Şampiyonası için 305 tane slot dağıtılacak. Pandemi sonrası öngörülen aylara göre slotlar şu şekilde dağılıyor. Temmuz'da 1 yarış ve 40 slot. Ağustos'ta 4 yarış, 214 slot, ama bunlardan 30 tanesi sadece Hawaii sporculara ait. Eylül'de 6 yarışta tam 305 slot. Ekim'de 2 yarışta 80 slot. Kasım'da 2 yarışta 115 slot. Toplamda 14 tane yarışta 750 tane slot yaklaşık 3 aylık dilim içerisinde dağıtılacak. Bunların haricinde hali hazırda 2021 Ekim ayında yapılacak olan 2021 Dünya Şampiyonası için de slot dağıtımı Ironman Vichy ile beraber başlayacak. Yani aslında hem 2020 hem de 2021 Dünya Şampiyonası için aynı tarihlerde slot dağıtılacak. Şu an Eylül-Aralık dönemi arasında toplamda hem ertelenmiş hem de programda olan 28 tane tarihi belli, 6 tane tarihi belli olmayan toplamda 34 tane Ironman yarışı var. Şimdi buraya küçük bir virgül koyuyorum ve aslında Ironman Kona'ya kualifi olmak için nasıl bir yol izleniyor, nasıl taktikler izleniyor bunu anlatacağım size. Dünya Şampiyonası'na kualifi olan sporcular Ekim ayında yapılacak Dünya Şampiyonası için yarış öncesindeki 1-2 ay ve yarış sonrasındaki 1-2 aylık dilim içerisinde başka bir Ironman yarışı koşmazlar. Yani Ekim'de yapılan bir yarış için Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, yani Eylül başından, Ağustos sonundan, Aralık sonuna kadar olan tarih arasında başka bir yarış koşmazlar. Bu hem hazırlık hem de yarış sonrası dinlenmek amaçlı olan bir dönemdir. Kona'ya kualif olmak isteyen diğer triatletler ise bu tarihler arasında yarışlara gitmek isterler. Çünkü kendi yaş gruplarındaki rakipleri Dünya Şampiyonası'na kualif oldukları için orada olacaklardır ve o tarihlerdeki başka yarışa girmeyeceklerdir. Bu sayede kendilerinin slot alma şansları diğer yarışlarda artacaktır. Yani ben eğer 2020 Dünya Şampiyonası'na slot kovalıyor olsaydım, benim en şanslı olduğum dönem 2019 Dünya Şampiyonası'nın yapıldığı tarihlere en yakın olan tarihlerdeki başka Ironman yarışları olacaktı. Şimdi dönelim şu anki durumumuza. Ironman Kona Şubat'a ertelendi ve kualifi yarışları Eylül-Ekim arasında sıkıştı. Aynı tarihlerde 2021 Ironman Kona için de slot dağıtacak yarışlar var ve o yüzden de takvimde birçok yarış aynı tarihle denk geliyor. Pandemiden kaynaklı olarak birçok sporcu uzak veya riskli gördüğü bölgedeki yarışta gitmeden çekineceklerdir. Daha önce Kona'ya kualif olmuş sporcular ise bu sene gitmezsem Kona'ya bir şey olmaz duygusu ağır kazanacaktır. Dünya ekonomisinin de içinde bulunduğu durumu göz önüne alırsak, Kona'ya kualif olmak, yol masrafları, genel masraflar derken birçok sporcunun ayakları da geri gidecektir. Ayrıca hali hazırda 2020 Dünya Şampiyonası'na kualif olanlara bir mail gitti. Giden bu mailde onlara iki tane hak tanındı. Ya Şubat'ta yapılacak olan 2021 Kona'ya gidebilirsiniz dendi, ya da 2021'in kendi konusu olan 2 Mayıs'taki Kona'ya gidebilirsin dendi. Yani opsiyon sunuldu. Bu opsiyondan kaynaklı olarak da sporcular şu anda önümüzdeki dönemde hangi yarışa gideceklerine karar verecekler. Tabii ki buradaki bir başlık konu da
Şubat'taki yarış hakkını Ekim ayına kaydırmak isteyen sporcular var. Bu sporcular şu anda hangi Ironman konuya gideceklerine karar verecekler. Örnek veriyorum. Ben Ekim'deki 2020 konuya kualife oldum. Ama seyahat çekincelerinden kaynaklı 2021'deki Ekim'deki yarışa kayıt yaptırmaya karar veriyorum. Yani asıl hakkım Şubat'taydı. Ve ben Şubat'tan vazgeçtiğim için Şubat'taki yarışta bir kişilik yer boşalmış oldu. Şu anda Ironman organizasyonu bu başvurulara bakıyor. Yani Şubat'ta kaç kişi yarışacak, Ekim ayına kaç kişi kaydırdı. Bundan kaynaklı olarak Şubat ayından boşalan slotları ertelenmiş yarışlara kaydıracak. Bu da normalde 30 veya 40 slot veya 60 slot veren bir yarışın daha fazla slot vermesi anlamına geliyor. Her neresinden bakarsanız bakın aslında konuya kualif olmak maliyetli bir iş. Maliyetin yanında aynı zamanda da strateji isteyen bir organizasyon. 2021 senesinde 2 tane dünya şampiyonası yapılacak olması, pandemiden kaynaklı birçok sporcunun kendi bölgesindeki yarışları tercih edecek olması, seyahat etmeyecek olması ve ekonomik olarak dünyanın içindeki bulunduğu durumdan kaynaklı olarak eğer ki sponsorlarınız varsa, maddi olarak bu yarışı karşılayabilecek gücünüz varsa ve konuya gitmek istiyorsanız Eylül ayından başlayan programda Aralık ayına kadar herhangi bir tane Ironman yarışına gidip averaj üstü bir derece yapabilirseniz eğer 2021 senesindeki konulardan bir tanesinde yarışma şansınız gerçekten yüksek. Bu bilgilerin ışığında şunu söyleyebiliriz. Konuya kualife olmak 2021 senesinde geçmişteki yıllara göre gerçekten daha kolay olacak. Çünkü birçok sporcu şu anda hem masraf hem seyahat kısıtlamaları hem çekincelerden kaynaklı olarak konu slotunu almayacak. 2 tane dünya şampiyonası olmasından kaynaklı ve 36 tane yarışın birbiri üzerine denk gelmesinden kaynaklı olarak çok ciddi bir slot dağıtımı olacak. Önümüzdeki dönemde eğer ki pandemiden kaynaklı olan bütün kısıtlamalar kaldırılırsa 2021 kona sizin seneniz olabilir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.